Nature'dan Travel kanalına hoş geldiniz. Bugün Trabzon ili Maçka ilçesindeyiz. Vazelon Manastırı gezimize başlıyoruz. Şimdi ana yoldan ayrıldık. Vazelon Manastırı yolundayız. Arkadaşlar buraya gelmek için genelde internette okudum. Hani bir sürü yol tarifi var, yol karıştıranlar var. Buraya iki ayrı yol gidiyor. Maçka Trabzon yolunu takip ederken güzergahta yolun sağında iki adet tabela var. İlk tabelaya geldiğiniz zaman ayrılmayın. Çünkü o yol tamiratı şu an bitmemiş. Hala yapım aşamasında, ne zaman biter tam bilmiyorum. İkinci tabeladan ayrılacaksınız. Ana yolu takip edeceksiniz. Beton yol belli bir yerden sonra toprak oluyor. Belli bir kısma geldikten sonra da aracınızı bırakıp yaklaşık 300-400 metre manasa doğru tırmanmanız lazım patika yolda. O şekilde ilerliyoruz. İnşallah bu yolda yeni bir sürpriz yoktur. Ben daha önce bir kez gelmiştim. Şu an arabayla gelinebilecek en son yere geldik. Bundan sonrasına bu gördüğünüz patikadan çıkacağız. Burada uyarılar var. Girilmez, taş düşebilir diye. Aslında riskli bir yer. Keşke onarılsa da böyle bir riski olmasa. Çıkıyoruz. Çok Engin güzel. Geç önden. Çok güzel bir yer. Gelirken aklınızda bulunsun. Olduğu bol bol söyleniyor. Ben buna önlem olarak önden Engin'i yolluyorum. Bir sıkıntı olursa şaka bir yana gideceğimiz yer cidden çok eski tarihi bir yapı. Bakımsız durumda. Keşke tadilat edilip Sümele Manastır gibi de turizm açılsa. Nefretli bir şeylerden gelip buraya altın başlı haydi yazmışlar. Ağaçlar yazmak. Değişik psikolojiler tabi. Bunlar için aslında doktorlar bir araştırma tezi yapması lazım. Bu insanlar neden bulduğu her şeyi yazmak. Patikanın şeyi yok. İlk çıkışı biraz dik. Ondan sonra böyle çok görecek bir dikliği yok. Arkadaşlar buyurun. Koronavirüsü buraya kadar gelebilmiş. Maskelerini atmışlar. İnsan görünümlü mahlukatlar. Mahlukat neyse. Mahlukatlar. Şu an görüntüde çok göremiyorsunuz ama arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan böyle küçük küçük taşlar sürekli aşağı doğru kayıyor. Gördüğünüz gibi çok bir yolumuz yok. Manastır'a neredeyse geldik. Bölgeye turizm adına yapılan tek yatırım aşağı koyulan iki tane tabela. 1922'de mübadeleden sonra burası komple terk edilmiş. Bundan sonra da hiçbir yatırım almamış. Anlayamadım. Sümele Manastırı yatırım alıp turizm açılırken bura neden açılmıyor? Şu an girişe geldik. Şöyle bir girişimiz var. Şu tarafına geçeceğiz. Şuradan küçük girişlerden yapış şu. Şuradan geçip içine döneceğiz. Hop. Şöyle geçelim. Şurası gördüğünüz gibi küçük kilise burası. Şöyle göstereyim. Kilisede dikkat edeceğiniz gibi çatısı yıkılmış tahribattan. Artık zamanı yenik düşmüş. Gördüğünüz gibi bir sürü yerleri şöyle gelip tarihe dokunmak isteyen insanlar gelip dokunabilirsiniz burada. Yaklaşık 1700 yıldır burada bu resimler bozulmadan kalmış renkleri falan ama şu tavanı falan göstereyim size. Papaz figürü falan var. Belli yerlerde şurada haç figürleri falan var. Tabi bura zamana ve insana yenik düşmüş bir yer. Gördüğünüz gibi her yer çizilmiş, her yer çizilmiş. Yani şurada, şuraya girip burayı çizmek, yani ne yazık ki insanlıkla alakası olmayan bir şey. Yani şurada 1700 yıllık bir resim var, fresk var. Bunu burada gelip çizmek, tarif etmek, ismini yazmak, bence üzerine tez yazılacak bir ruh hastalığına sahip olmayı gerektiriyor.
Ben şu an burada bulunduğum için çok mutluyum ama ayrıca çok üzgünüm. Yani bu şekilde buraların olmaması lazım. Bir şey daha göstereyim size. Şuraya bak, yakın gösterebilirsem. Şimdi burada mesela bir sürü insan figürü var. Tam yanında böyle bir yazı var orada. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Bunun gibi içeride göstereceğim size. Böyle kare şekilde kesilip alınmış bir sürü yapı var. Çalınmış. Farklı Avrupa'da, dünyanın farklı yerinde müzelerde sergilenen. Koruyamamışız. Bunu almaya çalışan mesela beceri çıkaramamış galiba. Gördüğünüz gibi. Yani çok güzel bir yapı. Harabe halinde. Restore edilse çok güzel olabilir. Üzücü. Erol arkadaşımıza, Nizam, Yunus. Çok teşekkür ediyorum. Yani çok ülkemizde bulunan böyle güzel tarihi yerleri çok güzel korumuşsunuz. Tarihe kendinize adını yazmışsınız. Teşekkür ediyoruz yani. Yazık yani. Şunları şuraya gelip yazmak size ne kazandırıyor? Yani örnek vereyim, şey mi düşünüyorsunuz? Bir 10 sene sonra gelip ismim burada görünsün. Ben bunu çocuğuma göstereyim. Çocuğum da yüzüme tükürsün diye mi hayal ediyorsunuz? Yani bu yazık ya. Şunun şurada şöyle olması yazık. Yani ne kadar restore edilmediğine üzülüyorsak şu görüntülerde o kadar üzülüyorum. Arkadaşlar ayrıca hani hep böyle kötü şeylerden konuşmayalım. Vazelen Manastırı'na geldiğiniz zaman küçük kiliseye geçtikten sonra böyle bir yere çıkıyorsunuz. Önde manastırın girişi önde. Ama şöyle bir durum var. Merdiven daha önce harap olmuş, yıkılmış, ahşap olduğu söyleniyor, çürümüş olabilir. Şu an oraya çıkışta dikkat etmeniz gereken bir merdiven var. Var ve yok arasında bir şey. Çıkmak isterseniz yani gözünüz yemezse benden size küçük bir tavsiye. Şöyle gösterirsek şu gördüğünüz deri kırılmış burası. Buradan binanın iç kısmına girebilirsiniz. Biz daha önce orada tırmandık çıktık. Vazelen Manastırı'nın önüne doğru iniyoruz. Şöyle söyleyeyim. Şu arkamızda gördüğümüz dağ Vazelen Dağı diyorlar. Vazelen Manastırı'nın ismi de oradan geliyor. Bu da bir detay olarak bilginiz olsun. Şöyle aşağı doğru iniyoruz. Çok düzgün bir yolumuz yok. İnelim. Arkadaşlar şu gördüğünüz dikenli yoldan geldik. Temizlenmemiş, açılmamış. Dediğim gibi kendi haline bırakılmış bir yer burası. Demin bahsettiğim merdivenimiz burası. Hani dışarıdan merdivene benzetebilirsiniz. Daha önce belli bir kısmına kadar ahşap olduğu söyleniyor. Zamanla tabii çürümüş, kaybolmuş, yitilmiş. Şimdi buradan çıkmayı deneyeceğim. Çok mantıklı bir şey değil. Dediğim gibi bunu yapmak istemezseniz demin gösterdiğim oyuklar içeri girebilirsiniz. Buradan içeri girdikten sonra da iç kısma geçemiyorsunuz. Sadece koridorlar ve belli odaları görebiliyorsunuz. Onun için de gene kısımda bir tane oyuk var içeri gireceğimiz. Oradan girmeye çalışacağız. 3-4 sene önce geçmiştim. Bakalım şimdi kapanmış mıdır, açık mıdır bir bakacağız. Şimdi çıkıyorum. Hadi bismillah. Şu an Vazelen Manastırı'nın içerisindeyiz. Vazelen Manastırı ile ilgili biraz bilgi verelim dolaşırken. Şöyle geçeyim. Vazelen Manastırı bilinen yapılış tarihi 270. 270 yılında yapıldıktan sonra 490 yılında Sasaniler tarafından saldırıya uğruyor buralar. İçindeki 400 kişi öldürülüyor. Burası harap hale getiriliyor.
Ondan sonraki şu an günümüze gelen hali 1410 yılında yapılıyor, restore ediliyor. O hali bugünümüze gelmiş oluyor. 1920'lere kadar hani burada belli sayıda yine aktif kullanıldığı söyleniyor. Nüfus mübadelesinden sonra komple terk edilmiş halde şu an. Sümele Manastırı'ndan sonra buranın da tadilat yapılacağı vali tarafından, belediye tarafından söyleniyor. Ama herhangi bir şu an yapılmamış. Şöyle geçelim. Bulunduğumuz bina 4 katlar oluşturuyor. Tabi toprak çökmeleri Kork Parkı'ndan dolayı. Şöyle girersek basitçe gösterelim. Gördüğünüz gibi aşırı bakımsız. Burada ağaçlar falan büyümüş. Camları falan böyle. Tam böyle ocak yerleri gibi yerler var böyle kandillerin konulduğu. Şöyle yapılar. Şurada aslında işlemeli yapılar falan da var ama tabi tarif görmüş. Çatısı şu an yok. Aslında gösterilen görsellerinde çok güzel çatısının olduğu da söyleniyor. Ve devam edelim. Diğer bölümlere geçelim. Aynı şekilde giderken tabi aklınızda bulunsun. Şimdi şuradan yükseliyoruz farkındaysanız. Tabi topraklar birikmiş. Şurada dikkat ederseniz kadınlara bir önlem yok. Aklınızda bulunsun. Şuradan sakın adım atmayın. Bir kat altta kaldığı için gördüğünüz gibi burası yüksek. Buradan aşağı düşebilirsiniz. Kocaman bir ağaç büyümüş. Ne kadar bakımsız olduğunu buradan anlayabilirsiniz. İnşallah Sümele gibi burası da turizme kazandırılır. Şöyle devam ettiğiniz zaman da şöyle bölümler de var. Her bölümde doğa artık manastırla iç içe olmuş. Ben ama her zaman söylüyorum. Şöyle gösterirsek şu tarafa doğru. Şu açı benim çok hoşuma gidiyor. Tüyler ürpertisi bir görüntüsü var bence. Tarihe birebir dokunmak için gelmelisiniz bence muhakkak. Devam edelim. Sola dönmüştük. Sağ tarafta şöyle devam ediyoruz. Aynı şekilde odalar var burada. Böyle sinirinize girebilirsiniz. Toprak ve taş kayalarıyla girişleri engellenmiş. Böyle camlar. Yapılar hep aynı. İki pencere ve tahminimce ocak yeri gibi. Şu altta görünmüyor. Kemerler var. Devam edelim. Şöyle devam edersek. Yine aynı şekilde bakıyorum. Farklı bir yer var mı diye. Odalar. Burada aynı şekilde iki cam ve bir ocak yeri gibi bir yeri var. Aynı şekilde odalarımız. Ben burayla alakalı girişte söylemiştim ya. Bakın şurada şunlar ne acaba bilmiyorum. Şurada belli ki gelip birileri ateş yakmış ama şu tarz delikleri var, şu da var. Şimdi şurada da bir oda var. Geldiğimiz yerde. Aynı şekilde demin girdiğim şekilde. Şimdi buradan tabii ne kadar cesaretiniz var bilmiyorum. Buradan isterseniz manastırın iç kısmına geçebilmek için geldiğim zaman aşağı inip ilk girişte gösterdiğim yerden içeri girebilirsiniz. Veya şu gördüğünüz yerde Engin gösterdim onu bak. Şuradan sürünerek geçmeniz lazım. Biz geçen geldiğimizde buradan sürünerek geçmiştik. Bir bakalım şu anki durumu nedir. Aynen buradan karşıya geçmiştik. Ne yapalım Engin, buradan geçelim mi? Geçelim. Buyur önden gel. Sürünmeye de pek gerek yok. Yok sürünme değil ya. Dikkat et. Devam ediyoruz. Az önce gösterdiğim yer şu arkadaki ışık süzmesinin göründüğü yer. O ilk başta gördüğümüz yer. Buradan içeri girebilirsiniz. Şöyle de geçiyoruz. Burada gördüğünüz gibi içerisi karanlık göstermedi. Orada kemerli yapılar falan var. Şurası da böyle yine aynı şekilde. Toprak çökmüş. Nasıl bir yapı olduğunu şu an göremiyoruz. Az önce girişte gösterdiğimiz kubbesi çöktü dediğimiz şu an daha net görebilirsiniz. Ovalimsi bir yapısı vardı. Yıkılmış zamanla. Güzel bir görüntü. Ya bir nevi gelenlere böyle karşısında güvenlik gibi düşünebilirsiniz. Girişte öyle bir yer yapılmış. Şu an tavana bakarsak mesela gördüğünüz taş yapısı
herhangi bir harç falan gözükmüyor. Ama taşlar böyle başına düşecek gibi. Gerçi zamanla düşebilir de. O çok sağlam, çok güzel bir işçilik var. Yıllara meydan okuyan bir işçilik. Şuradan şöyle göstereyim size, daha böyle net gözüküyor. Yani şurada belli bölümler kopmuş. Niye kopmuş? Ağaç kökleri var şurada, gördünüz. Bunun üstünde biz geldiğimizde çok güzel bir ağaç var, duruyor mu bilmiyorum. Biraz sonra bakacağız. Onun kökleri buraya gelmiş. Kemer yapısı var. Seti tutmak için. Şuradan çıkarsak bakalım. Gezmek lazım. Gene burada farklı bir yapı yoktur ama gene çökmeden sonra da demin. Demin işte üstten, hani demin yanından geçtiğimiz yerler, şu delikten içeri girdik. Bir tane şu an tahminimce 3. katındayız. Şu an o duvarın üstündeyiz şu an. Zamanla toprak bitmesiyle beraber oluşmuş. Az önce gösterdim işte ağaç kökünün kopmasıyla taşların kopmasına sebep olan yer. Bu şekilde ayakta. Şöyle göstereyim. Şu an şu gördüğünüz yerde, yani inanın ben 3 sene önce geldim. Yani son 3 senede bile çok fazla şekilde harap edilmiş. Bu hale getirilmiş. Bu bulunduğumuz yerde gördüğünüz figürler işte burada cennet ve cehennem anlatılıyor. Şurada tahminimce az daha sağa doğru baktığımız zaman burada büyük bir ateş olduğu figürleri var. Şunlar tahminimce zebaniler. Sağ tarafta böyle iyi insanlar ve melekler var. Burada iki meleğin, geri gelirsek şöyle yukarıda bir melek bu tarafta, hatta iki melek var orada galiba, yanlış görmüyorsam, tam bilmiyorum şu an, afaki biraz uyduruyorum, şu tarafta da bir tane var. Bunlar artık iyi ve kötü insanları mı temsil ediyorlar, hani iyi olan insanlar cennete, kötü olanlar cehenneme gidecek şekilde. Çok güzel yapılar var ama inanın şu gördüğünüz duvar komple fresti. Ama şu an hiçbir şey kalmamış. En üstte, bilmiyorum kamerada ne kadar gözüküyor, şu tepede gördüğünüz yapılar, bir sürü insan figürü var. Tabi bunlar keşişleri anlatıyor büyük ihtimal. Şu an benim gözüm gördüğü en tepede 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kişi görüyorum şu tarafta. Kral mı artık, baş rahip mi neyse. Onun tarafında 7 kişi var. Sol tarafta yine aynı şekilde sayıyorum böyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 çift ayak görebiliyoruz. Ne yazık ki üst kısımlar yıkılmış, harap edilmiş. Şurada da şu, şimdi gördüğünüz zaman şurası bir tarih. Şu an bir tarihe dokunuyorum. Çok önemli, çok güzel. Ama şu tarafta bir tarihti. Bu tarih buradan, yani ben şöyle söyleyeyim size, tamamı yoktu, doğrudur ama 3-4 sene içerisinde buranın birçok kısmı kopartılmış, alınmış, kesilmiş, götürülmüş. Hatta ben şöyle söyleyeyim, ben size aşağıda şunu söyledim. Bazı yerler böyle kare şeklinde kesilip alınmış, orada alınamadı demiştim. Burada da alınmıştı. Düşünün, o alınan yerler kalmamış. Yani onlar bile koparılmış. Artık başka biri aldı mı veya sadece koparmak için koparıldı mı bilmiyorum. Hah, şurada mesela gene kalmış mesela. Şu gördüğüm böyle şu kare, haçın hemen altında ki kare, şu taraftaki şeyler bilinç şekilde kesilmiş, alınmışa benziyor. Tabii uzmanına sormak lazım. Şu tarafta var mesela, şu tepede. Gördüğünüz gibi yine aynı şekilde kesilip alınmış kare şeklinde. Yani böyle yapay olarak kırılmış, doğal olarak kırılmış bir durumu değil, yapay olarak kesilmiş gibi gözüküyor. İnşallah bu kalanlar korunur burada. Şöyle devam ediyoruz. İçeri doğru. Şimdi burada bu, ben geldiğinde araştırmadım. Bu mavi süslemeler yani dönemine ait gibi durmuyor.
Hani yapay gibi duruyor ama orijinal de olabilir. Bilgim yok çünkü tepede şu kısmı da var. Hani orijinal olma ihtimali var. Hatta şu kubbe kısmında, şu tarafta yine tepede var. Hani ondan dolayı orijinal olma ihtimali yüksek. Sütunun gibi değil. Zamanında su kuyusu olarak kullanılan bir yer var. Derinliğini fazla kestiremiyoruz. Biraz toprak kaymış içine belli ki. Çöküntü falan da var orada. Yani ürpertici bir yer. Burada da galiba yemek pişiriyordular. Çünkü içine girdiğimiz zaman baca gibi olduğunu görebiliyoruz. Bayağı yukarı gidiyor. Büyük ihtimal yemek pişirmek için kullandıkları bir yer. Natureland Travel olarak bugünkü Vazelon Manastır gezimizin sonuna geldik. Mutlu olmak için yaşa, mutlu et, mutlu ol. Fly away to the skies, shining bright like a sunshine, dreaming high like the stars.